Bu tarihi şehrin havasını solumaya elbette biz de herkes gibi Balıklı Göl'den başlıyoruz. Şu anda Balıklı Gölü oluşturan iki gölden biri olan Halil Rahman Gölü'nün hemen önünde bulunuyorum. Burası ilahlık iddiasında bulunan zalim hükümdar Nemrut'a karşı mücadele eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı yer. Ancak Kur'an'da da anlatıldığı gibi Allah ateşe emir veriyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın yakılmasını engelliyor. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra bir mucize gerçekleşiyor. Ateş suya, içindeki odunlar da balıklara dönüşüyor. İşte o suyun bu göl olduğuna inanılıyor. Burası özellikle de biz Müslümanlar için çok kıymetli bir yer. Gölün hemen kıyısında Halil Rahman Camii ve Külliyesi bulunuyor. Selçuklu döneminden izler taşıyan bu cami 1217 tarihinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tarafından yaptırılmış. Külliyenin hemen yanında ise Şeyh Ali Dede'nin türbesi var. Şeyh Ali Dede bu topraklara Afrika'dan gelmiş. Osmanlı Padişahı 4. Murad'ın devrinde bu caminin medresesinde dersler veren önemli bir İslam alimiymiş. Buraya gelenler bu türbede dua etmeden Balıklı Göl'den ayrılmıyorlar.